dünyada en güzel şey sevgidir. İmandan kaynaklanan sevgi. Cenneti sevgi bütününe kaplamıştır. İnsanları, kılmanları, vildanları, hurileri, ağaçları, çiçekleri her yere kaplamıştır. Herkes sevginin peşindedir cennette. Madde de öyle. Madde akıllıdır, ruh sahibidir. Aklı fikri sevgidir. Nasıl insanları mutlu etsin, nasıl hoşuna gitsin, nasıl eğlendirsin onun peşinde olur. Cenab-ı Allah'ın da cennetteki amacı kullarını mutlu etmek. Hoşlarına gitsin. Ne hoşuna giderse, her hoşuna giden her şeyi yapıyor Allah. Ama burada bu imtihandan geçmezsek normal olmuyor. Adam diyor ki ya bir an önce gitsem diyor cennete gidip otursam. Tamam, bomboş adam olarak gidersin. Hazreti Adem'i Cenab-ı Allah cennete koydu. Bak diyor ki şeytan buraya geldin ama diyor burada sonsuz kalmayacaksın sana söyleyeyim diyor. Eğer sonsuz kalmak istiyorsan bana güven diyor. Oradaki ağaçtan diyor bir tane yediğinde o vücuduna etki edecek. Sonra otomatik sonsuza kadar yaşayacaksın diyor. Allah yaşatacak demiyor. Meyveden dolayı olacak diyor bak. Orada da şirk kafası var. Meyve yapacak onu sana diyor. Allah'ın da habersiz olduğunu zannediyor. Halbuki Allah her şeyden haberdardır. Habirdir. Meyvanın öyle bir güce sahip olduğunu yani. Hazreti Adem biraz düşünüyor falan yapmayayım falan. En sonunda aklı yatıyor. Halbuki Allah'ın bilgisi dahilinde hemen Cenab-ı Allah cennetten çıkarıyor. Hemen üstündeki cennet örtüsü kalkıyor. Cennet kıyafeti. Sanki ışıktan bir perde gibi kıyafeti. Bir anda kalkıyor. Üstünün çıplak olduğunu düşünüp hemen oradaki kıyafet olması için uygun olan büyük yapraklardan topluyor. Orada dünyada eğitildikten sonra ki peygamber olur zaten. O kadar pişman olur ki o kadar mükemmel bir yüksekte dolaşıyor ki peygamber yapıyor Cenab-ı Allah. Yani ulul-azm peygamberdir. Büyük peygamberlerdendir. Şimdi mesela biz cennete gireceğiz ama Allah'a güveneceğiz. İmanımızla. Çünkü istese Cenab-ı Allah cenneti bir anda kaldırır. Bizi de istese bir anda yok eder. Öldürür bizi cennette. İstese yapar. Ama yapmıyor. Biz iman ediyoruz Allah'a. Yani bizi sonsuz yaşatacağını bilerek iman ediyoruz.